Bruno çok sigara içiyor abi. Oh, içsin abim ya. Bruno'm aç abi şununla da. Sen de güzel bir yemek ye abi. Aç, depresyondasın. Gel şuraya sen gitar çal abicim. Şunlar konuşuyorlar. Şimdi Bruno'yu yatıracağım. Güzelce. Depresyonda olanlarla böyle bir şey, güzel bir şeyler yapabilirsek beyler, tamam mı? En azından kendilerine gelme ihtimalleri var depresyonda olanların. Bunlar da konuştu abi. Çok yorgun ve aç. Gel abi sen de bir yemek ye. Gel Bruno. Sen de bir yemek ye koçum benim. Yemeğimiz bol nasıl olsa. Stoklarımız sınırlı değil, kısıtlı değil. Sınırsız yemeğimiz var. Gel abi Bruno, sen de dinlen abi. Depresyondaki adama gitar çaldırmaya devam edelim. Bir haberlerimizi dinleyelim. 16. gün okumuştuk bunu zaten. 16. günde güneşli sıcak bir gün bilgisi gibi var mıydı? Belki de var ama küçük şeylerin değerini bilmeye mani değil. Bu yüzden dışarı çıkıp havanın keyfini çıkaralım demiş. Alınan bilgiye göre uluslararası barış birlikleri gerisi gelememiş abi. Yağmacı çeteler çıldırdılar. Her gece evlere saldırıyorlar. Son derece dikkatli olun diyor. Müzik çalsın abi. Gel abi. Senin depresyonunun çözümü ben de yiğidim. Merak etme. Şu içkileri güzelce bir al. Tamam. Gel sen şuradan bir hemen su yapalım. Ne işe yarayacak? Susuz kalmamamıza yarayacak. Balım çalış. Aynen sen böyle gitar devam baba. Depresyonda üzgün, çok yorgun. Çok yorgun yatıyorlar abi. Suyumuzu koy abi. Tertemiz. Şuradan ne yapabiliriz? 5 tane içkimiz var. Şuradan bir 2 tane daha içki yapmamıza gerek var mı? Yok, 7 tane içkimiz var. Trade için de yeterli. Birisi depresyona girerse ağır depresyona içirmek için de yeterli. Şimdilik yeter abi. İçkilerimizi ellemeyelim. Bir su da sen yap abi. Susuzluk çok kötü bir şey biliyorsunuz beyler. Özellikle savaşta su çok önemli yani. Sikerim böyle işi diyor abi. Çıldırma ya. Hadi. Umudumuzu kaybetmeyelim. Aynen böyle. Böyle. Motivasyon abi. Motivasyon abi. Saf alkol. Bir iki saf alkol daha yap abi sen. Saf alkol çok değerli. Şurada bir şey yarım kalmış lan. Gel bakayım buraya. Yap yap. Neyi yarım bırakmıştık acaba burada? Hatırlayamadım ya. Ha, sanırım şey yaptık değil mi? Şundan karıştırıcı yapmıştık. Ne için karıştırıcıya ihtiyacımız vardı bizim? Hatırlayanınız var mı abi? Vallahi karıştırıcı ne için lazımdı? Sanırım şu otta bir şeyler yapıyorduk karıştırıcıyla. Dur bakayım. Küfür edip durma oğlum. Hadi yap şunu ya. Ha, sigara yapıyor. Sanırım şurada bir şey vardı ya. Dur bakayım. Bir şey yapmak için karıştırıcıya ihtiyacımız vardı bizim. Sanırım şeydi ya, şu sigara atölyesinin upgrade'i için lazımdı değil mi beyler? Ben öyle hatırlıyorum. Şu bitecek abi. Ondan sonra şeyi, bitki atölyesini upgrade'leyeceğiz onunla. Oha ne oldu lan? Ne çabuk yapmış. Oğlum ikisi hep sürekli küfür ediyorlar, çıldıracağım ya. İsyan etmeye gerek yok abi, çalışın. Halledelim şu savaşı, bitirmemize zaten 13 gün kaldı. Tertemiz. Tertemiz işimize bakalım. Herkes işini yapsın. Çok güzel, saf alkolümüz de var.
Bir inventory'imize bakalım mı abi? Neyimiz var? Bak. 3 tane içkimiz var. 6 tane saf alkolümüz var. Acayip değerli beyler. Müthiş değerli. Trader gelirse trader'ı soyarız yani bununla. Öyle söyleyeyim size. Ha bu dinlendi bak, açmış. Gel bir konserveye. Sen depresyondasın. Sen gel şuraya. Depresyondaki gitar çalmaya devam etsin. Sen gel buraya gel. O sigaraları yapmadan bırakmak yok abi işi. Ya da şunu da bir, şuna da bir uğraş bulsak aslında ya. Ne yapabiliriz ona acaba? Neyle vakit geçirtirebiliriz ona? Bir gitar daha mı yapsam acaba? Bir infoyu okuyalım mı beyler? İnfomuzu. Bir sandalyemiz ve koltuğumuz var. Yeterli yatağımız var ve rahat şartlarda uyuyabiliyoruz. Birileri hastalanır ya da yaralanırsa dinlenecek yerleri olacak. Bir radyo yaptık ve radyo dinleme hoşumuza gidiyor. İyi ki gitarımız var. Bu basit alet bile böylesi zor zamanlarda neşemizi yerine getiriyor. Kitap okumayı çok özlüyoruz. Güzel bir kitap savaşın dehşetini unutmamıza yardımcı olabilirdi. Kitap alacağız abi, unutmayın. Burada kalmak bu zor zamanlarda bize biraz rahat sağlıyor. Bir günde içilen sigara sayısı 12. Duvarlarımızdaki tüm gedikleri tahtalarla kapatıldı. Kapıyı güçlendirdik ve elimizden geldiğince bir alarm sistemi kurduk. Uykuda yakalansak bile çoğu haydutun saldırısını savuşturma gücümüz var. Sadece tek eksiğimiz kitap şu an abi. Koltukları var şurada. Koltukları var bir tane. Şu sigaralar yapılsın. Sen gel abi. Günü bitirelim abi. Şimdi... Üzgün ve yorgun. Depresyondan çıkmış abi. Ha yok, o zaten üzgün ve yorgundu. Seninle yağmaya çıkalım. Tamam mı? Depresyondasın sen. Yatakta uyu. Sen nöbette dur abi. Sen de nöbette dur. Yatakta uyu. Nöbette dur. Nöbette dur. Yağmaya çık. Şimdi süpermarket %26. Süpermarketi soymak istemiyorum. Garaj zaten bitmek üzere. Kerhaneye hiç gitmedik lan. Gidelim mi beyler? Kerhaneye gidelim mi moruk? Harbi gidelim lan. Yalnız kerhane, biraz yemek karşılığında seks yapmak istiyorsan burası tam yeri. Anneler çocuklarını doyurmak için epey müstehcen olabiliyor. Yerel haydutlar tarafından korunan büyük bir bina burası. Bizimle takas etmek isteyebilecekleri bir sürü erzak. Abi ben yanıma yemek alıyorum. Bruno'yu depresyondan, Boris'i depresyondan çıkarıyorum abi. Vallahi kerhaneye gidiyoruz. Yanımıza yemek alıyoruz abi. Tamam mı? Orada Boris'i depresyondan çıkarıyoruz abi. Böyle bir yerde ilk seferim diyor. Beyler ne diyorsunuz? Boris'i kerhaneye götürürsek depresyondan çıkar mı? Ne? Aşkım karakterin adı Boris. Ben değil yani. Rahat ol. Abi bu da iyice kıskanç oldum. Varmış. Savaşta anneler çocuklarını doyurmak için askerlerle beraber oluyorlarmış Gizmo. Ne yapalım? Yazık zavallı kadınlar yani. Çocuklarını açlıktan öldürsünler mi? Hani abi kerhaneye geldik. Boris'i depresyondan çıkaracağız. Karı marı yok. Allah'a yalan abi. Merhaba. Abim. Hey, beğeneceğin şeylerim var diyor. Ne var mesela? Hap var, cigara var, X var, roj var, toz var. Oğlum adamın üstü var ya, üf. Hani oğlum siz açtınız amına koyayım, üstünüz full yemek. Umarım fikrini değiştirirsin diyor. Ha işte bu bir kız, erkekle nasıl başa çıkacağını iyi biliyor. Yok mu ya? Bize bir şeyler abim.
Bizim buraya geliş amacımız belli. Boris'i depresyondan çıkarmak. Durun abi, saldırmaya gelmedim ya. Derhal çıkıyorum. Tamam, derhal çıkıyorum. Derhal sakin olun abi. Bir şey yapmaya gelmedim ki buraya ben. Tamam, kovdunuz beni. Gidiyorum yani. Tamam. Canınız cehenneme ya. Geliyorlar mı arkamdan? Şunu kapatsam. Bunlar pezevenkleri galiba beyler. Hazır gelmişken bir şeyler alalım abi. Böyle boş boş dönmeyelim amına koyayım. Tahta lazımdı zaten, iyi oldu. Atla koçum oradan. Daha gecenin yarısındayız. Var ya, biz bu evi emeriz. Ulan Boris, çıkaramadık seni depresyondan be yiğidom. Buraya geliş amacımız tamamen sendin ama olmadı be babacım. Karıyı çaldı. İyi bırakalım, boş mermi kovanlarını bırakıp bileşen alalım abi. Daha buranın var ya, anasının nikahı kadar loot'u var ha. Otu bırakalım abi, şunu alalım. Barutu da bırakıp bunu alacağım. Valla beyler, ben size şöyle söyleyeyim. Buraya depresyondan çıkarmak için geldik Boris'e, ama burada adamlar varmış ya. Öyle tahmin ettiğimiz gibi bir yer değilmiş burası yani. Hayırlısı bakalım. Biensian kanka, bir 10 gün falan süren var diye biliyorum. 10 gün içinde bozulur ama ya. Roman Bruno ile dövüştü. Hiç derdimiz yokmuş gibi Bruno ile Roman kavga etti diyor. Neden? Ne oldu abi aranızda? Ne yaşandı? Hafif yaralı, çok yorgun. Aa, Roman dövmüş Bruno'yu abi. Bu hiç bitmeyecek mi? Kanka bak, ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Bak şimdi, siz birbirinize bir içki vereceksiniz moruk. Siz şöyle bir konuşun abi. Ne oluyor lan? Kucaklaştılar abi. Depresyonda, yorgun ve aç. Şunun açlığını hiç şey yapmayalım abi. Sürekli yedirelim. Bir de şimdi buna şey içireceğim. Şarap içireceğim bir tane. İçki içecek. Bir tane de içki içsin dolaptan. Şimdi bunu yatıracağım abi. Şimdi bu sarhoş ve yorgun abi. Hala içiyor deli. Hafif yaralı, üzgün, aç. Şimdi seni de şurada, Bruno sen gel yemek yap abi. Aç ve depresyonda. Sen gel yemek yiyeceksin. Aç ve yorgun. Sen buraya gel trader'a. Bruno yemek yaparsın yiğidom sen ya. Sen gel abi şuraya yat. Sarhoş halinle gezme ortalıkta. Sen kapıyı aç ablam. Trade'leyelim. Bandajın var mı? Alayım o bandajı. Sana şuradan bir tane saf alkol vereyim yiğidom. Ondan sonra ne vereyim sana? Ne vereyim sana? Ne vereyim abime? 3 tane saf alkol veriyorum abi. Kabul etmiyor ya. Birer tane birer tane deneyelim. Çünkü neden biliyor musunuz? Suyumuz çok var. Kitap alacağım biraz. Kitap kesinlikle lazım. Suyumuz çok fazla var. Bileşenimiz çok fazla var. Şekerleri alacağım. Abi 4 tane şey istiyor ya.
4 tane saf alkol istiyor yani, ilgi çekici. Valla çok çok istiyor ya. Gerçekten çok istiyor ya. Birazcık sigara versem, sigaramız fazla. Çok sıradan bir eşya, ilgi çekici değil diyor. Kaç sigara? İyi lan, az bir sigara ile anlaşabiliyoruz aslında. Şöyle verelim 3 saf, aynen abi, anlaşma diyelim. Bir daha anlaşalım. Sebzen var mı abi? Sebzen yok. Okey. Sana verebileceğim neyim var abi? Valla kanka şeye hala, alkole hala ilgi çekici diyor aslında ama bu bizim için güzel bir trade olmaz ya. Buradan başka bir şey almayacağım abi. İlgimi çekmedi. Gidebilirsin sen. Şimdi sen git. Sarhoşumuz yatıyor. Bruno yemekleri yapıyor. Aç ve depresyonda. Tüttürüyor lan burada pezevenk. Baksana sigara içiyor. Canıma tak etti. Dayanamıyorum falan diyor. Gel bir yemek ye yiğidom ya. Sen açsın abi. Sen bir yemek ye. Tamam mı? Ben şimdi seni bandajlayıp bir de... Şimdi bak, bununla buna bandaj saracağım. Tamam mı beyler? Bununla buna bandaj saracağım. Sarabilir miyim? Kavgalı oldukları için bununla saramıyor muyum? Hafif yaralı, çok yorgun. Sen şuradan bandajı sar kendine. Sen şuradan yemek ye. Depresyonda. Şuradan gel, radyoyu kullan. Aç ve yorgun. Çok yorgun. Sen yat abi. Şimdi kızı birazcık çalıştıracağım abi. Şunun sigara yapımını bitirmeden iptal diyeceğim. Şunu bir upgrade diyeceğim. Aa, iki tane bot yakalanmış lan. Şu botları da toplayalım. O botlar işimize yarıyor. Sürekli baştan oynamıyorum. Hayır, 17'den devam ediyorum. 18. gündeyim. 30 günde bitecek zaten savaş. Bütün işlere de kızı koşturuyoruz ha. Vallahi. Şimdi bir sürü şey yapıyor olabilmemiz lazım. Aa, ilaç da yapabiliyoruz lan. Bunlar güzel trade malzemesi ha. Kendim bandaj da yapabiliyorum abi artık. Pezevenge ihtiyacım kalmadı. 3 tane bandaj yap. Trade için de kullanırız bandajları. Teşekkür ederim. Ocean, sen ne içi pis bir insansın lan. Allah'ın belası oldun iyice ha. Var mı lan bana yan bakan diye uyandı yataktan. Çıldırmış amına koyayım. Allah'ın sarhoşu ya. Kapat çikolatam. Kim benimle içecek? Babaannem. Çok yorgun, üzgün. Üzülme be Heval. Yak bir sigara. Aç ve yorgun ama kızın hiç sesi çıkmıyor beyler. Farkındasınız değil mi? Delikanlı kız ya. Hakikaten helal Kavuruyor olsun. mu biraz daha? Yok çikolatam ya. Zaten sigaramız yeteri kadar var. Bakayım kaç tane sigaramız var? 19 tane var. 22 tane de bundan var. Abi bu sigara var ya, ömrümüzün sonuna kadar yeter. Bu oyun sonuna kadar içer bunlar sigaraları. Şuradan bir su yapsın. Bütün işlere bu kızı koşturacağım abi. Her şeyi yapsın. Şimdi beyler, bize daha demin kerhanede saldıran şerefsizler vardı ya. Birazdan Roman'la onları vurmaya gideceğim. Karıları oradan kurtaralım.
Ha gizmo dur çikolatam ya. Zaten ortalık karışık. Savaşın ortasında. Butları almamız lazım. Şunu yaptıktan sonra şunun sarhoşluğu geçse depresyondan çıkacak muhtemelen. Gece oluyor zaten. Butları da almamız lazım. Beyler savaşmaya gideceğiz. Eğer ki Roman tamam mı? Şimdi depresyonda ya. Eğer başarılı bir şekilde kerhanedeki kadınları kurtarırsak bu adam depresyondan çıkacak beyler. Onu da öyle halledeceğiz. Haberiniz olsun. Bakın şimdi abi. Bu yatakta uyuyor, tamam mı? Kızcağız nöbette duruyor. Bu depresyonda yatakta uyusun. Bununla da yağmaya çıkıyoruz. Kerhaneye gidiyoruz. Yanımıza bıçak alıyoruz. Tamam mı? Yağmala diyoruz abi. Eyt! Arkadaşlar adamı... adamları iyi bir amaç için öldüreceğimiz için, tamam mı? Moralleri bozulmayacak, rahat olun. İyi bir amaç için öldüreceğiz adamları. Hey, defol git diyor. Burada saklanacak bir yer var mı? Yok. Defol diyor abi. Aynen öyle, ikile diyor. Tamam apim, kızma. Şu sesi bir kontrol edeyim diyor. Gel bakalım. Niye üstüme koşmuyorsunuz ki? Üstüme koşsalar aslında bunları öldürürüm ha, biliyorsunuz değil mi? Hayır hayır, dışarı. Hayır hayır hayır, pompalısı var. Pompalısı var. Hayır hayır, vuruluyorum. Kaçtım amına koyayım. Abi ölseydim çok kötü olacaktı. Pompalısı vardı lan. Lootlayamadım da adamı bak, var ya. Ay. Kapıyı kapatsaydım arkasına siper alabilirdim ya. Allah kahretsin ya. Özür dilerim, bu gece şans açık değildi. Bir dahakine daha iyi dikkatli bakacağım deme abi. Birini öldürdük oğlum. Depresyonda yorgun aç. Aa iyi lan, yaralanmadı. Depresyon aç yorgun. Gel şuradan yemek yesen. Sen şuraya yat. Aa bak, bu depresyondan çıkmış. Şu depresyonda ve aç. Gel sen bununla bir konuş kanka. Aa bu depresyona girdi şimdi. Ha hala depresyonda. Okey. Şimdi. Ulan öldüremedik ya. Kerhaneyi bastık. Tabanca ile gitsem acaba? Şimdi bunlar konuşuyor. Bu depresyonda aç, tamam. Aç, üzgün. Bir de şununla konuşun ya. Siz şöyle ikiniz bir konuşsanıza kanka, gel. İki depresyon. Sen gel şurada Bruno, karnını doyur kankacım. Gel balım sen, gel. Gel çok güzel, karnımızı doyuracağız. Bu ikisi konuşsun orada. Günü seri bitireceğim abi. O kerhaneye bir daha gideceğim. Açlığı
yatıştıralım ki bir tane de içki içelim. Evdeki yalnız erzak tükeniyor ha. 16 dereceye de düştük. Yavaştan kış da gelecek abi. Bir tane soba kesinlikle yapılmalı. Depresyonda ve yorgun. Aç depresyonda. Sen gel yat. Bruno, sen sarhoş yemek yapabilir misin ya? Acaba. Yaparsın lan. Sarhoş da olsan. Aşçı değil misin oğlum? Ben iki elim kanlı olsa yaparım lan yemek. Hadi bakayım yiğidom. İçmeye dönmeyi tercih edersin tabi. Allah'ın belası seni. Yapılacak o yemekler çabuk. O yemekleri yapana kadar kanka biz de aşağıdaki işleri halledelim senle Boris. Gel yiğidom. Sen bir su koy kanka. Şu Boris'i depresyondan çıkaramadım ya. Abi butları hala almadık bu arada ya. Sen bir kalk lan 2 dakika şu butları al bir daha kapanı kur da. Al kanka al. Gel lan gel gitme. Bunun için yakıtımız yok. Eşyalarımız, içkimiz bir tane var. Bir içki şimdilik yeter abi. Bu ne durumda? Sarhoş. Şu su şeyini de kuralım. Su önemli abi. Şu sarhoş evin içinde gezip duracak zaten. Kızımız nerede? Biri burada yatıyor. Aç, yorgun. Depresyonda yorgun. Tamam o dinlenecek. Buna da bir içki içireceğiz. Bir de konuştururuz. Boris de depresyonda ya. Boris'le ya da bu Roman'la şeyi almamız lazım abi. O kerhanedeki karıları kurtarırsak hiçbir sıkıntı kalmayacak abi. Emin olun. Aa yemek yapmayı bırakmış manyak. Gel buraya evin dışına. Nereye gidiyorsun? Çıldırmış vurulacak dışarı çıkıp. Abi fark etmesem gitti ya. Vallahi gitti çıldırmış. Evin dışına doğru gidiyor. Açmış kapıyı kapay. Günü bitiriyorum abi. Şimdi. Bu sarhoş yatakta uyusun. Sen nöbette dur. Aç depresyonda. Sen yatakta uyuma. Sen aynen yatakta uyu. Sen yağmaya çık. Kerane hazırlan. Yanımıza silah, mermi, bıçak. Yağmala. Oğlum o karılar kurtarılacak. Vur piçi vur. Birini öldürdüm. Hayır kaç 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 kaç. Bunlar karı değil mi? Aynen. Karılar kaçıyor abi. Çok güzel. Kaç 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 kaç. Kaçın karılar. Sen dur. Bıçakla abi. Saldır saldır saldır. Dövüş ustasısın oğlum sen. Saldır. Saldır. Abi ölme ne olur. Onu vur öyle öl. Onu vur öyle öl. Abi Roman yapma. Yapma ya. Abi kadınları kaçırdık ama. Abi Roman öldü ya. Hayda. Hayda. Hayda.
Abi çok kötü oldu ya. Aç, depresyonda ve yorgun. Şimdi. Vallahi berbat oldu ya. Abi çok çok kötü oldu biliyor musunuz beyler? Sen şuradan bir yemek ye Yiğidom. Boris. Kadın gel abi. Siz şurada konuşa durun. Lan Roman'ın ölümüne çok çok üzüldüm ya. Teşekkür etmek için gelmiş. Merhaba, beni tanımıyorsunuz ama babam onu bir bina göçüğünden nasıl çıkardığınızı ve ona biraz sargı bezi verdiğinizi bana anlattı. Siz olmasaydınız şu an ölmüş olurdu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok fazla bir mal varlığım yok ama bu küpeleri kabul edin lütfen. Onlar anneme aittiler. Şunu verebilirim diyor, elmas. Abi bunu kabul etmesem. Yani evet dersem alacağım. Hayır dersem almayacağım ama eğer almazsam bir iyilik daha yaptığım için moralleri düzelir mi? Ne düşünüyorsunuz beyler? Alacağım ya. Aldım abi. Mücevher bu savaşta iyi para eder abi, trade'de. Canı cehenneme. Bir kez daha yardım edilse fena olmazdı. Balım şimdilik bu kadar verebiliyoruz. Üzgünüm çünkü malum savaştayız. Herkes ölmeyecek kadar yiyor, tamam mı? Akşamdan kalma ve yorgun. Üzgün, yorgun. Gel sen yat abi. Ya Roman ölmeyeydi, iyiydi ya. Bu tur biraz loot yapmamız lazım beyler. Çünkü malzemelerimiz de tükeniyor fark ettiyseniz. Birazcık zırh mırh bir şeyler yapmaya başlamam gerekiyor. Bileşene ihtiyacımız var. Tahtaya ihtiyacımız var. Çok kötü oldu. Roman'ın ölümü bizi çok bozdu şimdi ya. Gerçekten. Uzun zamandır uyumadım. Ulan çok yorgun bile değilsin. Yorgunsun Allah'ın belası. Neye ağlıyorsun? Şeker. 15 sigara, 8, 23 tane sigaramız var. 20. gündeyiz. 10 gün içinde. Arkadaşlar yavaştan silahlanmamız lazım. Bir tane soba koymamız lazım. Kış gelecek artık yavaştan. Soba nerede? Burada. Tahtamız 6 tane. Sobayı şöyle yerleştirelim abi. Isıtsın. Aç ve yorgun. Bu kızımızı da yatıralım. Abi 4 kişi bitirmeyi planlıyordum savaşı ama 4 kişi bitiremedim ya. Tam olarak şey oldu ya. Adam dövüş ustası. Saldırayım hepsini döver. Rambo misali. Tek yedi abi. Oğlum sen hayırdır lan? Bir mermi 2 lira dediler. Sıktılar kafama yemin ediyorum. Ağzıma sıçtılar ya. Evet neyse ki bir boğaz eksildi arkadaşlar evden. Sıkıntı değil artık. Bunun için ne lazımdı? Bir adet termometre, 17 tane bileşen lazım ki. Evet, bir adet termometre yapacağız. 17 tane de bileşene ihtiyacımız var. Bileşen falan sanırım şeyde çok fazla vardı ya. Kilisede çok fazla vardı. Öyle hatırlıyorum yani. Termometre, bir tane elektronik parçaya ihtiyacımız var termometre için. Günü bitiriyorum abi. Şimdi üzgün, aç, nöbette kal. Akşamdan kalma, yorgun. Uyu. Sen de yağmaya çık. Kiliseyi soyduğumuz zaman çok moralleri bozuluyordu bunların. Şimdi kerhanede hala iki tane silahlı adam var.
Kerane'ye gidip Boris'i de öldürtürsek var ya, oyunu bitiremeyiz abi. O yüzden otel. Abi şimdi süpermarket, garaj. Biz süpermarketin %26'sını almışız abi buradan bu arada. Süpermarkete gidelim abi. Süpermarkete gidelim ya. Yanımıza ne alalım süpermarkete giderken? Markete gitsek bir şeyler çalsak, sosis ve salam. Bir tane maymuncuk alacağım yanımda. Geride bırakabilirim ya. Şurayı bir lootlayalım. Çünkü gerçekten malzeme lazım. Çok şey bırakılmış burada. Ben buraya gelmiş olmalıydım ya. Bu oyun gelmedi mi beyler? Buradan biraz malzeme bulursak çok güzel olacak. Sobamızı falan upgrade ederiz. Nasıl %26'da kalmış? Burada ben bir şey bırakmamış olmam lazım ya. Baksana her şey tek tek kalmış hep. Üstleri falan lootlamamışım henüz. Aa, burayı sanırım beyler yağmacılar yok etmiş ya. Biz çok geç kaldık burası için. Şu notu okumuştum zaten şurada. Üstte bir şeyler var mı bakayım da. Buranın bir de alt katı var. Ya iyi, bir tane elektronik parça bulduk termometre yapımı için. O bakımdan şanslıyız. Burada bir şeyler yok abi. En alt kata inelim bir tık da. Ha, %26'lık neyi varmış buranın, ben anlamadım ki. Loot kalmadı burada bence. Ha, daha alt katı var, doğru. Çok doğru. Abi Roman'a ben kıymadım ya. Pezevenkler kıydı. Kadınları pezevenklerin elinden almaya gittik. Kadınlar kaçtı, biz öldük abi. Güzel bir amaç için öldük. Ya çünkü orada amaç ne biliyor musunuz beyler? O kadınları kaçırdığınız zaman depresyonda olan karakterler insanlara iyilik yaptığı için depresyondan çıkıyorlar abi. Depresyondan da çıkarmamız gerekiyordu Roman'ı gerçekten. Mecburen denedik yani ama tabii maalesef ters tepti. Öldürdüler yani. Burayı bu sefer de bitirirsek çok güzel olur ya. Hey, daha inventory'mizde slot var. Oo, buradan bayağı güzel bir şeyler çıktı abi. Aynen, ölünce depresyondan çıkmış oldu aslına bakarsanız otomatik olarak. Bu çok doğru. Tahtaya ihtiyacımız var. Şuradan maymuncu zaten bırakacağız. O yok olacak. Inventory'de bir slot açılacak. Daha sanırım bayağı loot var bu arada burada ya. Bir keresi daha var buranın muhtemelen. Oo. Gitar parçası kırık. Aha! Beyler şu an ne bulduk biliyor musunuz? Suya ihtiyacımız yok şu an. Bak, bozuk pompalı tüfek bulduk. Pompalı tüfek ne işe yarıyor biliyor musunuz? Kendimize pompalı tüfek yapıyoruz abi. Be smart. Kaskı da alalım. Kendimize kask da yapacağız. Silah parçasını da alalım. Mermileri de aldık. Okeyiz ya şu an. Buraya bir kere daha geleceğiz bu arada. Evet, tekrar gelirsek lootumuz aynı duruyor burada. Yağmacılar gelip emmezse lootu. Bir tane daha gitar yapmayacağım. Gitara gerek yok ya. Evet, gece bitmeden çıkışa gidelim. Gece vurulmak istemiyorum çünkü. Şimdi beyler, full şey olduğumuz zaman, kaskımız, işte silahımız falan olduğu zaman, işte o zaman o kerhaneyi yok edeceğiz. İnanın bana. Bak şimdi ben kendime bir kask yapacağım, bir pompalı yapacağım, tamam mı?
O kerhaneye gideceğim. Bam bam bam. Hepsine vuracağım. 21. gün abi. Soyulduk. Bizi soymaya çalıştı. Evet. Onun neyse ki evimizin tamam yaralanmadık. Bir şey çalamamış. Kendimizi savunabiliriz. Güzel. Mermi falan da harcamamışlar savunurken. Biraz hasta. Hemen gel abi. Kış geliyor malum. Kış geldiği için hastalanmalar yavaştan başlıyor. Çünkü 14 dereceye düşmüş hava. Yavaştan sobamızı mobamızı yakmamız gerekiyor abi artık. Mecbur yani. Bunu yapsak bile bileşenimiz yetmeyecek. Bakayım. Yakacağımız kalmamış. Yavaştan sobayı yakmamız lazım beyler. Kış geldi çünkü artık. Kış vuruyor yani. Biraz yakıt yapalım. Yakıtı da buradan yapacaktık. Neyle yapalım yakıtı? Abi çok kötü durumdayız biliyor musunuz? Tahtamız bitti. Kitaplarımızı okuyorlar. Bileşenimiz de kalmadı. Tahtalardan yapacağım. Alışveriş merkezine giderken de yanıma şey alacağım. Siz söyleyin adını. Balta alacağım. Biraz odun kırıp getireceğim. Boş kalan inventörlerimde. İnventörümün boş kalan kısımlarında. O birazcık bizi işe yarayabilir yani. Bu kız bayağı trip atmadan tertemiz şey yapıyor ya. Ne söylesek yapıyor. Güzel. Şu biraz üzgün abi. Şurada Boris'i biraz yatıralım. Üzgün ve yorgun. Kız suyu kurdu. Trader mı geldi? Güzel abi. Trader geldiyse. Elmasımız var. İçkimiz bir tane var. Alabilirsek bileşen alacağız. Alabildiğimiz kadar bileşen ve tahta alacağız beyler. Çok önemli. Kesinlikle almamız lazım. Kız bu beyler. Biraz katil gibi ama. Var mı bileşen? 25 tane. Çok güzel abi. Ne verebilirim abime? İçki var mı üstünde? Vallahi içki yok. Ben seni soydum abi. Alabildiğim kadar bileşen alacağım içkiyle. Mücevherle de alabildiğim kadar bileşen alacağım. Tahta. Tahtalarını da istiyorum abi. Tahtalar için de sana ne verebilirim? Tahtalar için sana... Benim zaten... bu arada bizim beyler... Şeyle bıçağımızla silahımız gitti farkındasınız değil mi? Roman ölünce loot orada kaldı. Bıçağımız ve silahımız yok artık. Buna bir tane bandaj satabiliriz abi. Bu kadar yaralanacağımızı düşünmüyorum çünkü. Şuradan yakıtları alacağım. Çünkü yakıtlar çok değerli gerçekten. Şuradan parça ve tahta alacağım alabildiğim kadar. Anlaşma. Biraz daha emeyim seni. Bunun için ne verirsin bana daha fazla? Suyum ne durumda? Suyum 52 tane var abi. Çok güzel durumdayız. Tahtaların hepsini alacağım senden. Bir tane de sebze alacağım. Üstüne de alabildiğim kadar mermi derken yükseklerden sürü sürü. Tamam. Bu şekilde. Gidebilirsin abi. Evet, şimdi bileşenimiz yetiyorsa eğer sobamızı upgrade'leyeceğiz. Ondan sonra sobamızı yavaştan yakacağız beyler. Çünkü 14 derecelere düştük. Kötü bir şey bu. Evet, sobamızı upgrade'leyelim. Seni de doyuracağım, merak etme kız çocuğu. Sakin ol. Yakıtımız da var abi. Sobamızı da yakacağız. Ee,
Bu biraz hasta, ilaç etkisi altında. Üzgün, yorgun yatıyor. Aç ve yorgun. Bu kızda hiçbir sorun yok abi. Sobamızı yakalım. 2, 3 tane. Yanıyor değil mi soba? Aynen. 3 tane ben ona yakıt attım. Birazdan evin içi ısınmaya başlayacak. Suyumuz çok iyi durumda. Su konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İlacımız ve bandajımız var. İlacımız özellikle çok fazla. Bandajımız da var bir tane. Saf alkole ihtiyacımız yok o yüzden. Sular oluyor. Haberler çok iyi. Şimdi sıra şunu upgrade'lemeye kaldı ki artık yavaştan gerçekten ihtiyacımız var buna abi. Yemeğimiz var. Evin içi 20 derece oldu bile abi. Günü bitiriyoruz. Silah ve bıçak yapacağız. Şimdi Bruno yatakta uyusun. Aç ve yorgun nöbette kalabilirsin. Seni yarın dinlendireceğim. Üzgün bir şekilde yağmaya çıkıyorsun. Tekrardan süpermarkete gidiyoruz. Yanımıza balta alıyoruz. Odun kıracağız. Yağmala diyoruz abi. Let's go. Markete gitsek, bir şeyler çalsak, sosis ve salam abi. Ben böyle bir savaşın ortasında kalsaydım muhtemelen tamamen izlediğim strateji aynı şekilde olurdu abi. Farklı hiçbir şey yapmazdım ya muhtemelen. Tamamen bu şekilde hayatta kalmaya yönelik oynardım yani. Oynardım diyorum ya, yaşardım abi. Ben depresyona girmezdim evet bu arada. Gerçekten ben depresyona girmezdim ya. Abi yani savaştasın. Zaten olabilecek en kötü durumdasın yani, anladın mı? Bunun bir de depresyona girip kendini ekstra sıkıntıya sokmanın alemi yok. Zaten savaştasın abi. Olabildiğince moralini yüksek tutup olabildiğince hayatta kalmaya çalışmalısın yani. Bence bundan ibaret abi. Karıları kerhaneden kurtarır mıydım? Yok abi, o benim işim olmazdı ya. Umurumda olmazdı muhtemelen. Gerçek hayatta. Oyunda depresyona girdikleri için çıkarmaya çalışıyoruz da. Gerçek hayatta bana ne abi? Herkes kendi canının derdinde yani. I don't fucking care derdim muhtemelen. İyi odun çıktı bu arada. Biraz daha yakıt bulmak için kalan şeyleri kırabilirim abi. Yakıt önemli çünkü. O soba yakıyoruz artık biliyorsunuz. Ev geçindiriyoruz. Ev. Chat. Evde iki tane oç bizi bekliyor. Oç kalacaksın. Oç. Hayda. Evet, rulo sigara. Of, 4 tane şu da iyi aslında biliyor musunuz? 3 tane yakıt. Vallahi ben şu yakıtları alacağım gübrenin yerine ya. 2 tane gübre de fare kapanı ayda yılda bir yakalıyor zaten ya. Sıkıntı değil. Gübreye o kadar da ihtiyacımız yok. Çıkalım gidelim abi. Burayı da tamamladık ya. Gitar parçasını trade'de kullanırız ya. Gübreden daha değerli en azından. Umarım soyulmamışızdır. Çünkü silahımız yok. Kendini koruyabilecekleri bir şey yoktu. Bıçağı çünkü romanda öldü biliyorsunuz. Bıçağımız yok. Silahımız yok. Umarım soyulmamışızdır. Hadi oğlum. Güzel. Tertemiz. Gece sakin geçmiş. Çok güzel abi. Evimizin içi 21 derece. Çok aç, çok yorgun. Gel balım, sen şöyle bir yemek ye. Sen açsın. Okey abi. İki tane yakıt kalmış sobada. Bir tane daha koyalım, 3 olsun. Su durumumuz çok iyi. Haberlerimiz çok iyi. Kapat. Şunu geliştirmek için yeterli malzememiz var mı?
Sanırım yok. Evet, bileşene ihtiyacımız var. Bileşenimiz yok. Sen şuradan bir tane daha ye abi. Aç. Aç. Bruno gel kanka biraz içki yapalım. Seninle suyumuz ve şekerimiz var. Aç, üzgün ve yorgun. Sen de yalan. Yemeğimiz bitsin gel. Sen uyu. Sen şuradan bir içki yap. Suyumuz, şekerimiz var. Yakacağımız var. 4 tane içki, 5 tane yapabiliriz hatta ya. Sen çok yorgunsun, yat. Aç, üzgün, çok yorgun. Bunu Boris'i birazcık dinlendireceğim akşam üstüne kadar. Sonra yatıracağım abi. Bu şimdilik yeter çünkü. Yetsin abi artık ya. Bence de. Şuradan gel abi. Orada 5 tane içki oluyor. Su durumumuz nasıl? Filtremiz var abi. Yapılsın suda. Sigara durumumuz nasıl? 11 tane bundan var. Rulo sigarada bir tane var. 12 tane sigaramız var. Tamam. Tamam. Şu an için bizim... Tamam, bizim için şu an hani insanların, evdeki insanların istediği herhangi bir şey yok. Şu an gayet durumdan hoşnutlar. Evimizin içi 23 derece. Savaşın da bitmesine son 8 gün arkadaşlar. İlaç durumumuz iyi. Bandaj durumumuz bir tane. Yaralanan olursa yeterli olacaktır. Yemek durumumuz biraz kritik noktaya erişti mi? Yok, erişmedi. Ha. Gayet iyi. 5 butumuz var. 2 güne bir tane fare yakalanır zaten. İçkilerimiz olacak. Suyumuz var. Bir tek bileşen toplayıp silah yapmak kaldı ya. Başka hiçbir şey kalmadı. Bileşen yapacağız, silah yapacağız. Başka hiçbir şey yok abi. Süpermarket %99. Okey, %100 garaj. Garaj okey zaten. Abi kerhaneye gitmek için erken. Depo, hiç gitmedik depoya. Yıkılmış villa %100. Otel veya depo. Çok miktarda yiyecek, çok miktarda malzeme, bolca ilaç, çok miktarda silah, çok miktarda parça. Depoya gidiyoruz. Boris'le gidiyoruz. Nöbette duruyoruz. Nöbette duruyoruz. Hazırlanıyoruz. Yanımıza hiçbir şey almayacağım abi. Alabildiğimiz kadar. Ah, iyi, bileşen bulduk. Tahta da bulduk. Silah yapamıyorum şu anda çünkü bileşenim yok. Upgrade edemiyorum şeyi. Abi burada silahlı dayılar vardı yanlış hatırlamıyorsam ya. Burada sıkıntı yaşayabiliriz beyler. İnşallah ölmez Boris. Boris ölürse GG olacağız. Ha, iyi, yeterince bileşenimiz var. Bak burada abi. Pompalıyla açıyor kapıyı valla. Valla beyler bunlar var ya bizi öldürür biliyor musunuz? Şunda ne bir infosu varmış bir bakalım. Birisi duvara şunu yazmış. Lena'yı bulmalıyız. Her gün öğle vaktinde markette olacağız diyor. Evet, onları güzelce temizleyeceğiz. Abi ellerinde keleş var ya. Buraya nasıl gireceğiz ki? Ha, gittiler. Şuradan tırmanılıyorsa aslında. Kesin testere ihtiyacımız vardır bu arada. Yukarı açmak için çünkü yukarıyı. Şunları bir şuraya keşke bıraksaydım almayıp ya. Şuraya çıkabiliyor muyum? Ha, içeriden gitmemiz lazım. Burayı açarsam... Bu buradan gider mi acaba ya? Ne diyorsunuz? Acaba bu beni görse ateş eder mi ya? Ne yapar acaba beyler ya? Çok merak ediyorum.
Valla beni eğer vurursa testereye ihtiyacımız var. Testere lazım. Orada ecza dolabı var, orada ilaçlar var. Yukarıda kapı açıldı beyler. Vallahi var ya, gecenin yarısına geldik, çok tehlikeli şu an ya. Yukarıdaki fare mi insan mı acaba? Ulan inşallah. Hayır, orada kimse yok kanka, hayır. Yarrağa yedik beyler. Sıkma. Sıkma apim. Sıkma apim benim. Sıkma. Sıkma vallahi Boris'i kaybedemem. Ah. Oh Monka Giga. Çalabildiğimizi çaldık beyler. Vallahi çalabildiğimizi çaldık. Aldım abi. Vallahi. Yani ihtiyacımız olanı aldık. Ben size öyle söyleyeyim. Üf, soyulduk. Tamam abi, çok güzel. Hafif yaralı, çok yorgun. Şimdi bak, ne yapıyorsun biliyor musun? Yiğidom. Şuradan kendine bir bandaj sarıyorsun. Aç ve yorgun. Diğer elemanımız nerede? Aç ve yorgun. Oğlum sizin hepiniz niye aç? Ben anlamıyorum ki. Hafif yaralı çok. Okey. Of course. Bileşenimiz yetiyorsa şunu hemen upgrade yapalım abi. Yap bakalım. Upgrade diyelim. Evimiz 14 derece. Sobamız niye yanmıyor abi? Ne oldu sobaya? Kanka yüksel, yüksel. Ev 14 derece. Dün gece uyumalıydım. Bence de uyumalıydım be Bruno. Niye uyumadın abi? Hah işte şimdi. Şimdi şu pompalıyı bir yapalım abi. Tamam mı? Pompalıyla kaskla gideceğim adamların üstüne. Bak var ya, sıçacağım onların bacağına. Rahat olun. Ev direkt 23'te. Gel gel, yatma sen. Sen yatma. Seni uykundan ettim balım ama kusura bakma. Sen şunu bir al. Trader mı geldi? Acele et ve kapıyı aç diye emrediyor abi bana. Yiyeceğimiz var kızım ya, hazırlama. Yine ben 1 dakikam var mı diyor. Ne istiyorsun? Geçen sefer her şey yolunda gitmişti. Bunun için bana tekrar yardım etmek isteyeceğinizi düşündüm. Savaştan önce oldukça fazla depolama yapan zengin bir aile biliyorum. Ama çok bencilce davranarak bu stoğu kimseyle paylaşmıyorlar. Belki onlara bir ziyaret gerçekleştirebiliriz. Hayır abi. Defol. Ben zaten kendim yeterince yağma yapıyorum. Bir de seninle gelip masum insanları şey yapıp karakterlerin psikolojisini bozamam. Zaten çok zor günler geçiriyoruz. Aç, üzgün, çok yorgun. Gel şuna bir yemek verelim. Hadi ama pes etme. Come on. Bir şeyler ye dostum. Lanet olsun Boris. Kendine gel. Come on. Come on.
Yani şuradan bir sargı bezi yapalım çünkü lazım abi. İçkilerimizi alalım. Sargı bezi için saf alkol ve bitkilere ihtiyacımız var. Şuradan saf alkol yapalım. Bandaj lazım çünkü bir daha yaralanacağız şimdi gittiğimizde. Adım gibi eminim abi. Saf alkol yapsan. Evin içi yeterince sıcak. Şu an 22 derece. Yakıt yapacak malzememiz de var. Güzel abi. Şimdi şuradan kaskı da yapacağım. Pompalımız var. Mermimiz de var. Kaskı da yapacağız. Sıcak oğlum evin içi zaten. Zırlama ya. Öf. Dur lan dur. Al şunu. Direkt oluyor lan. Yat yat. Ne oldu? Acıktın kalktın değil mi? Sen gel kaskı yap. Sen gel şuraya. Kaskımızı da yap. Kasklı zırhlı gidelim ki böyle abi. Tamam mı? Adamlar ne olduğunu anlayamasın. Hepsini vuralım abi. Bitkiye ihtiyacımız var. Bir adet. 55 tane suyumuz var. Filtre harcamayalım şimdilik. Su, yakıtımız ve şekerimiz bitiyor. Şimdi kaskımız oldu, silahımız oldu. Şunun upgrade'i için ne istiyor onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Bunun upgrade'i için 40 tane bileşen, 4 tane elektronik parça, 1 tane karıştırıcı istiyor abi. İyi kaskımız ve şeyimiz var abi. Miğferimiz ve pompalımız var şu anda. Tamam mı? Karıştırıcı için 4 tane elektronik parça şu an biraz sanırım bizim belimizi bükecek gibi abi. Bakalım. Şimdi beyler kerhaneye gidiyoruz, tamam mı? Yağmaya çıkacağım. Kimle gitsem ya yağmaya? Yağmaya kızla gideceğim ya. Beyler kerhaneye gideceğim. Yanıma pompalı, kask, 8 tane mermi alıyorum. Tamam mı? Yağmala diyorum abi. Bak var ya, bam, bam, bam kardeşim. Kendi lootumuz abi. Bak silah ve bıçağımız duruyor. İnfosuna da bakalım. Roman en sertimizdi fakat yeteri kadar sert değildi. O olmadan ne kadar hayatta kalabilirim ki? Çok kalacağız. Bu savaşı sağ salim bitireceğiz. Buldum seni mi diyor? Şimdi kaskımız var, pompalı tüfeğimiz var. Nerede abi bu gavatlar? Ben sizi bir bulurum değil mi? Aha burada. Altta bir tanesi. Yukarı mı çıkıyor? Seni piç seni ha? Şu kapıyı kapat kızım. Yağmalı abi mermi al üstünden. Oo, çelik yelek çıktı.
İşte bu. Vur vur kızım, vur vur, helal sana lan. Helal lan sana. Adamsın sen var ya. Aha, taramalı tüfek çıktı lan. Devam et abi. Adam var burada değil mi? Aha, harbiden var. Piçi vur. Vur piçi vur. Amına koduğum. Burayı temizleyeceğim abi komple, tamam mı? Ondan sonra gördün mü durmayı? Sizin var ya, topunuzu buraya kazıyacağım lan. Şu bitkiye ihtiyacım oğlum, üstümüzde çok fazla şey var ha. Tabancayı koy, şunu al. Bitkiyle şey yapacağız, bandaj. Kız hiç yaralanmadı. Elmas var. Silah çok daha değerli şu anda. Tamam. Önceliğim şuraları komple temizlemek abi. Komple herkesi öldüreyim, sonra Boris'le gelirim buraya. Herkesi bir vurayım abi tertemiz. Harika, buraları yok etti. İnşallah depresyona girmez ya. Oğlum var ya, buralar tertemiz loot beyler. Testere de getireceğiz buraya. Oo. Oh, lootlara bak. Bir tane testere getiriyoruz abi buraya, tamam mı? Bir testere, bir maymuncuk, Boris'le geliyoruz abi. Ondan sonra buraların anasını ağlatıyoruz, yağmalıyoruz. Okey, çıkalım abi. Herkes öldü zaten sanırım, değil mi? Öldü ya hepsi. Öldü öldü. Kimse kalmadı. Adam olsa gelirdi abi. Buralar artık komple benim. Kadınlar da kaçtı. Yanıma bir maymuncuk, bir testere alıyorum. Buraya geliyorum abi. Yok edeceğiz burayı ya. Burayı emeceğim abi. Zaten burada savaşı bitiririz biz muhtemelen. 6 gün kaldı. Abi iyi mal kaldırdın tabi lan. Deli, üstün full. Baksana abi şuna. Neler getirmedi ki ya. Eşyalarımıza bir baksana abi. Bak 3 tane pompalı tüfek. 1 tane kask. 1 tane askeri yelek. 18 mermi taarruz tüfeği bulduk ya. Çıldırdık kanka şu an. Aç ve yorgun ve kadına dokunmadı bile ya. Depresyona bile girmedi. Çok iyi abi. Harbiden çok iyi. Sigaramız yok. Boris gel bakayım. Sigara yapabilir miyiz? Saksı tütünü için bitkiye ihtiyacımız var. Bandaj için de bitkiye ihtiyacımız var. Şundan 8 tane sigara yapalım. Çünkü sigara gerçekten lazım. Bunları ayakta tutuyor abi sigara. Birisi yatıyor. Çok yorgun ve aç. Diğer karakterimiz nerede? Hah, aç ve yorgun. Bu kız yemek yemeyi hak etti aslında ama. Pezevenklerin elinden gitti kaldık beyler. Tertemiz. Şuradan biraz tahtayla yakıt yapalım. 10 tane kadar. Yakıt önemli abi.
Şimdi Boris'le oraya gideceğiz. Yanımıza bir maymuncuk, bir testere alacağız. Orayı lootlayabildiğimiz kadar lootlayacağız. Zaten oraya gide gele savaşı bitiririz muhtemelen. Orası artık risksiz bölge abi. Gideceğiz geleceğiz. Hiç riske girmeden savaşı bitireceğiz abi. 30. günde savaş bitiyor zaten. Öyle ayarladım ben. Orada her şeyi buluruz abi. İçerisi 17 derece. Soba yanıyor aslında ama... Trader mı geldi? Vallahi trader geldi. Gel lan buraya. 6 tane de içkimiz var. Seni güzel bir soyayım ben. Ne verebilirsin? Biraz tütün ve ot istiyorum senden kanka. Bunlar gerçekten lazım. Bak tam da buna ihtiyacım var. Bunun için çok şey veririm diyor. Al. Bunun karşılığında senden ne alıyorum biliyor musun? Canını ve malını. Oha, bunun için daha böbreğini bile verecek oğlum adam. Dur şöyle yapalım. Şöyle bir anlaşalım. Bir tane pompalı tüfek vereceğim sana. Bunlara çok ihtiyacım yok. Zaten var yeterince. İki tane daha var yani. Şunları alalım. Şöyle bıraksam. Şöyle bıraksam. Şöyle şunu da bıraksam. Anlaş abi. Şimdi... Bandajı yok herifin. Otları alacağım, bitkileri alacağım. Karşılığında kırık gitar, kırık silah, tamam mı? Bir tane içki. Bir tane içki. İçki. Bir tane but vermeyelim ya. But bizim işimize yarar abi. Levy'yi kullanmıyoruz artık. Aa, aslında bizim ilacımız var lan bolca. Bir tane ilaç verebilirim biliyor musunuz beyler? Şunu al, şunu kaldır, şunu kaldır. Levy'yi geri koy. Anlaş abi bu şekilde. Üstüne alabildiğimiz kadar sigara alalım. Alamıyormuşuz. Okey, anlaşıyoruz abi. Bir şeyler daha alabilirim. Bir tane daha ilaç verebilirim aslında. Bir ilaç daha veriyorum sana. Karşılığında mermilerini alıyorum. Karşılığında materyallerini alıyorum. Karşılığında tahtalarından da alabildiğim kadar alıyorum. Veriyorum abi. Gidiyoruz. Okeyiz abi. 6 gün bu bizi çok rahat idare eder beyler. Şu an savaşı sağ salim bitirdik bile diyebiliriz aslına bakarsanız. Şimdiden sonrası tamamen yapacaklarımıza bağlı. Sadece şu 6 günü sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok abi. Bu kadar söylüyorum sadece. Bileşenimiz falan hala yetmiyor. Bir tane karıştırıcı yapacağız. Karıştırıcı içinde elektronik parçamız yok. Biraz 4 tane yakıt yapalım. Sen de gel sobayı fulle. Ondan sonra günü bitirelim. 25. güne geçelim. Şu an soyulma ihtimalimiz yok beyler. Neredeyse yok. Çünkü silahımız var, kaskımız, yeleğimiz var. Artı evin güvenliği tam. Her şeyimiz müthiş ya. Hani loot yaparken karakterlerden birisini öldürmezsek ki imkansız. Çünkü gittiğimiz yer über safe. Kimse yok yaşayan. O yüzden hiçbir şey olmayacak yani. Tertemiz. Bitireceğiz savaşı bence. Yatakta uyusun. Bu da nöbette dursun. Kerhaneye gideceğiz. Hazırlanalım. Bir tane maymuncuk, bir tane testere yağmala diyelim abi.
Alttan başlayacağım. Şurada ne infosu var abi? Çoğunluğu işe yaramaz eşyalar. Aralarında şık bir el çantası, genç bir adamın çerçevelenmiş fotoğrafı ve küçük bir not defteri var. Bunları atan her kimse eşyaların sahibi değilmiş. Aynen, çalmış. İşe yarayanları almış, şeyleri bırakmış. Eğer karşımıza adam falan çıkarsa beyler, hiç riske atmam bu arada, haberiniz olsun. Çünkü eğer olur da buradan bir şey olursa toparlayamayız. İki kişi oyunu bitiremeyiz yani. Çok imkansıza dönebilir her şey. Yani 5 günü komple evde geçirmek zorunda kalırım, anladın mı? Ha şu anda da mesela full evde geçirerek 5 günü savaşı bitirebilirim. Ama gene de loot'a muta çıkıyorum yani. Hiçbir şey yapmadan durabilirim de bu arada. Şurada maymuncu kullanalım. Ay nasıl bir depoymuş lan burası böyle. Oy. Çok temiz loot var ha. Şuradan alırız en son. Her şeyi şuraya getirelim. Buranın loot'u bitmez ki oğlum. Aynen. Vallahi buranın loot'u bitmez chat. Ben size söyleyeyim. Silah bulduk bir tane daha. Oh. Mis gibi loot abi, mis. Enayi loot ya. Harbi enayi loot. Benim için buraya toplamışlar bunların hepsini. Oha. Baba bu ne? Bu ne oğlum? Gece yetmez bunları buraya toplamaya bak var ya. Her şeyi buraya depolayacağım abi. Oraya koyacağım. Evet ya. Burayı lootlaya lootlaya her şeyi bitiririz. Oyunu bitiririz burada. Tertemiz. Evde de kalanlar böyle savaş sonrası, bir sonraki savaş çıksa bile ne yetecek kadar. Savaş çıksa bir sonraki savaşa bile yetecek kadar loot'umuz var beyler. Biz zaten 5 günde buranın loot'unu anca bitiririz muhtemelen. Bitmeye bile bilir yani. Alt taraf kalmadı, lootladım. Vallahi bu kadar çok yatak olmasına şaşmamalı beyler. Buranın adı Kerane. Hay bu kadar bandaj niye acaba? Peçete olsa gerek bunlar. Ya şurayı almadık mı abi? Aldık ya. Loot mut yok beyler altta. Ha şurası da mı var? Wow. Tamam burası yokmuş. Bir tek burası var abi. Ha iyi ya. Elektronik parçalardan gerçekten lazım da. Bir tek en üst kat mı kaldı beyler? Şurası da mı var? Yalnız gece bitecek, vurulmasak bari. Burayı lootladık mı? Yok, burası kalmış bak. Bir de bunun ta üstleri var. Ay. Zaman daralıyor. Oho, şuna bak oğlum.
Her yeri emiyorum. Her yeri emiyorum. Her yeri lootluyorum. Benim işim buymuş aslında. Ha, en üst kat kalsın abi. Şimdi şuradan alabildiklerimi alayım. Çünkü geceye kalırsak, sabaha kalırsak askerler tarafından vurulma ihtimalimiz var. Uzayalım hemen. Şuradan hemen bırakıyoruz abi. Almamız gerekenleri alıyoruz. Almamız gerekenler 1. Yakıtlar 2. Şunlar 3. Bileşenler. Her ihtimale karşı bandaj alıyorum. Konserveleri alıyorum. Butları alıyorum. Parçaları alıyorum. Şekeri alıyorum. Tahtaları alıyorum. Ve gidiyorum abi. Allah'a emanet abi. Tron'un biri surprise deyip yapıştıracak 33 santim yaz. Abi çok iyi ya. Hava gitgide soğuyor diyor. Evet, havanın soğuması kötü. Karlar yağır. Testeremiz var orada. Bıraktım testereyi orada. Soyulduk. Ha, 6 tane mermi harcamışlar sadece. Güzel. Aç ve yorgun. Gel abi. Oh. Oğlum biz var ya. Şurayı yak yavrum sen. Yak güzelce. Hava 9 dereceye düşmüş. İkinci bir odun işe yaramıyordu diye biliyorum. Yorgun. Gel buraya. Çok aç. Sen gel gel. Sen şuradan bir yemek ye. Aç, üzgün, yorgun. Bir tane daha ye. Malzeme, yemeğimiz çok var abi. Hiç sıkıntı değil ya. Sen şöyle gel. Sen de bir konserve ye. Bruno gel, sen de yemek yap Yiğidom. Senle şurayı upgradeleyebilir miyiz? Hala upgradelemiyoruz. Karıştırıcımız yok çünkü, değil mi? Karıştırıcı yap. Üzgün ve yorgun. Biraz kilo almış. Ağlamış yine. Rimelleri akıyor. Woodface. Harika'nın bak hiç derdi yok abi. Tertemiz ya. Dertsiz tasasız moruk. Herkes harika gibi olsa ya. Hmm. 30 tane odun istiyor abi. Sanki bana dünyayı kurtaracak ya. 4 tane elektronik parça. Suyumuz var mı abi? 52 tane var abi. Üf be. 5 günü var ya böyle çükümüzü... Aha tamamen donmuş diyor lan. Kar toplayıp eriteyim diyor. Su yapmak için. Lan ne uğraşacağım karla marla. Suyum var oğlum benim. Bandajımız var mı? Abi bandaj var, ilaç var. O soyduğumuz kerhanede dünya kadar loot var ya. Bir radyoyu bakalım sonra günü bitirelim. Neler oluyor hayatta? Aynen papa. Gitmelerine gerek yok oğlum. Loot çok iyi. Abi diyor ki Pogoren radyosunu dinliyorsunuz. Meslektaşımız Jovan maalesef bu sabah hayata gözlerini yumdu. İşe gitmek için evinden çıktığında bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Onu unutmayacağız diyor. Kış bizi tüm soğukluğuyla sarmakta ve hatta dondurmakta. Son birkaç günde pek çok insan donarak öldü. Bu durumun tek olumlu yanı haydutların bu soğukta evlerine tıkılıp kalması ve suç oranlarının düşmesi diyor.
Bir bok yok haberlerde be. Allah. Televizyon gene bildiğiniz gibi abi. Yine bitir abi. Sıcaklığı arttırmak için ekstra yapabileceğim bir şey yok. İkinci bir soba etki etmiyor diye biliyorum ben. Yapabileceğim maksimum yakıt bu. Günü bitireceğim abi. Şimdi. Yağmaya çık. Nöbette dur. Nöbette dur ya. Aa, kerhaneye gitmeye izin vermiyor. Kardan dolayı oraya ulaşamıyoruz ya. Aha, boklilik. Plan iptal. O zaman ne yapıyoruz? Yağmaya çıkıyoruz ve action yaşıyoruz abi. Ne yapıyoruz? Karıyı alıyoruz abi yanımıza. Tamam mı? Kaskını giydiriyoruz. Tamam mı abi? Pompalıyı alıyoruz. Zırhı da giydiriyoruz. 17 tane de mermi alıyoruz. 17 mermi. Yağmala diyoruz abi. Beyler, şu an oyunu acayip bir şekilde ruinlemiş olabilirim. Burada ölürsek her şey bitebilir. 5 gün bile hayatta kalamayabiliriz. Ama deneyeceğim abi. Hayır. Hayır. Kaç. Hayır. Ağır yaralı kaç. Hayır. No. Oğlum ölüyorduk lan. Oğlum çok acayip ruinliyorduk lan oyunu. Ay. Aa, ölme kızım ölme. Gel. Bizimkisi bir yıkıklık hikayesi. Aç ve üzgün. Yakın oğlum şu sobayı, yakın. 9 derece ev. Gel şuraya bir soba daha koyalım, gel. Ağır yaralı. Gel yat. Dur, yemek ye, öyle yat, gel. Vallahi bir soba daha yapacağım ama işe yarar mı bilmiyorum ya. Onu da şuraya koyacağım. Aga be, aga be. Bu soğukta fareler bile donuyor abi. Abi, karı böyle ağır yaralıyken. Bu arada yelek gitti mi? Yo, duruyor. İyi iyi. Hiçbir şey olmamış. Yakıtımız ne durumda? 8 tane var. Vallahi benim bildiğim ikinci soba hiçbir işe yaramıyor ama gene de denedim. Şimdi suyumuz yeterince var, parçamız var, tahtamız yok. Ben bu gece beyler safe bir yere gidip, kerhane safe'de olursa kerhaneye gideceğim.
Orayı lootlayacağım. Eğer safe'de olmazsa safe bir tane bölgeye gidip sadece odun kıracağım ve odun getireceğim. Çünkü yakacak ihtiyacımız var. Şu an 24 derece evin içi. İkinci soba işe yaramadı bence. Nasıl yaradı oğlum? Yaramadı. Normalde de 6 tane yakacak yapınca zaten şey oluyordu. 20 dereceyi geçiyordu zaten. Bu üzgün. Karı nerede? Tamam. Günü bitiriyorum abi. Şimdi aç ve yorgun, nöbette dur. Yağmaya çık, yatakta uyu. Kerhane kapalı. Depo, otel, yıkılmış villa, sessiz ev, garaj. Vallahi beyler, yıkılmış villaya gideceğim. Sadece gideceğim ve odun getireceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım yani. Yağmalı abi. Gidelim odun alalım gelelim. Buradaki odunları almış mıydık ya? İnşallah almamışımdır. Almamışım. Bu soğukta odun toplamaya geldim abi. O yakıt da çıkıyor içinden, çok temiz abi. Kır abi şunu da, kır. Kır Boris, kır. Topla abi. Ne oluyor lan, bir gidiyor geliyor falan bir şeyler. Gitgeli mi sevdin kardeşim, ne yapıyorsun? O değil de kızı öldürtüyorduk lan beyler. Şakayla karışık. Burada da odun kalmamış abi. Vallahi kızı öldürtüyorduk yani ayaküstü. İyi. Yakacak ihtiyacımız karşılandı. Üst katta da varsa kırılacak bir şeyler. Bıçakla asasinlesene adamları. Abi o işte çok riskli ya Ocean. Ölebiliyorsun onda. Daha demin kızla bam güm girmemize rağmen yok oluyorduk abi. İyi ya, yeterince sırt çantamızda odun modun her şeyi var. Bakalım. Ne diyorsunuz beyler, bitirir miyiz ya oyunu? Bitirebilecek miyiz sizce? Son 4 gün. Boris geri döndü. İyi şimdi... Soyulduk mu? Arika fena yaralandı. Çok ciddi mi duruyor? Oğlum ne oluyor kız? Arika? Ağır yaralı iyileşiyor.
Ya bandaj sar kendine gel. Çok yorgun ve aç. Gel abi Bruno. Aç, üzgün ve yorgun. Ne oldu ben anlamadım ki ya. Fodon gitti. Sobayı yakın abi. Vallahi bandajımız var ya, sonuncusunu kullanıyorum şu anda. Sebze yok. Aç bu çocuk bir de. Şuna bir de yemek yedirelim. Karnını doyuralım. Sen şuradan odun at. Aç, üzgün. Sen de yemek yiyeceksin. Buraya gel. Bruno çok yorgun abi. Sen şöyle gel önce, seni bir çalıştırayım. Kıza yemek yedireceğiz, yatıracağız abi. Bruno'yu da yatıracağız. Bruno sen şuraya gel. Bandaj yapmamız lazım abi. Aynen. İki tane yapalım çünkü gerçekten lazım. Kız çok kötü durumda ya. Ağır yaralı. İlaç milaç içirmemize gerek yok zaten. Hasta değil, yaralı. Orada yatsın. İyileşiyor. Biosuna bakalım. Semtten 26. günü okuyalım. 25. günü okuyalım. Bir haydut öldürdüm ve sapasağlam dönebildim ama yaptığım çok tehlikeli bir işti. Eğer yaralarım sarılmazsa öleceğim, bu kadar dayandım. Şimdi ölmeme izin vermeyin demiş. Kızcem. Bruno'nun biosunda da diyor ki, Arika birini mi öldürmüş? Eline sağlık. Dünya diyor abi. Hiç kimse depresyona girmiyor artık. Olacakları çok normal karşılıyorlar. Aa, iki tane velet geliyor lan. İmdat, lütfen yardım edin diyor. Abi bu durumda size yardım edebilir miyim, iki tane velet ya? Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın mı yapayım abi, yoksa yardım edeyim mi chat? Ne diyorsunuz? Alayım ikisini de şamarlayayım mı içeride? Vicdanınız yok mu diye soruyor. Gel lan, var benim vicdanım. Kapıyı açın. Donacak oğlum çocuklar, yazık lan. Annemiz hasta, lütfen bize yardım edin. Ne istiyorsun, ilaç mı? Oo, iki tane istiyor hem de. Bana bir saniye ver. Kaç tane var ki? Veririz ya bunlara beyler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yakacağımız yeteri kadar var, tamam mı? Evde kimse hasta olmaz kolay kolay. Olursa da bunlara verdikten sonra zaten iki tane daha ilacımız kalacak. Ben bu çocuklara yardım ederim ya. Evet abi, al. Hızlıca ilaçları annene götür. Götür yavrum. Götür çocuğum hadi. Götür. Aferin. Aferin çocuğum benim. Yazık lan. Gelmişler kapıya kadar. Kıyamam. Oğlum bak. İyilik yap, denize at. Anladın mı? Olur. Bir yerden çıkar ya. İyilik yap, denize at abi. Bir yerden karşılığını buluruz be kardeşim. Fani dünya ya. Aga be. Maga be. Günü bitir abi. Kerane hala kapalı. Ağır yaralı abi. Sen yatakta uyu. Nöbette dur. Nöbette dur. Garaj. Garaja gidelim ya. Dur ya. Nöbette dur. Sen yağmaya çık. Garaj. Hazırlan. Gene gidelim abi. Aa, baltamızın durabilitesi bayağı kötüymüş lan. Kalalım ya. Kalalım abi, kalalım. Kalalım. Kızı da korumuş oluruz. Kalalım.
Harika daha iyi hissediyor ama yine de gözümüz üstünde olsun. Gece de sakin geçmiş. Tertemiz abi. Boris çok yorgun ve aç. Sen yat Boris. Aç ve yorgun. Şurayı hemen ısıtalım abi. Hemen gel abi. Burayı hemen ısıtalım çünkü hasta olmaya başlamasınlar bir de. Gerek yok yani. Hastalıklarını çekmeyelim bunların. Su zaten şey yapamıyoruz. Suyumuz yeterince var. Gereği yok. Saf alkol ihtiyacımız için filtreye ihtiyacımız var. İlaç da... Dur sen yat. Filtre yapıp şey yapalım. Saf alkol yapalım beyler. Saf alkolle de ilaç yaparız. Filtreye gerçekten ihtiyacımız var. Şu an 24 derece ev. Hastalık yok. Sakin. Haberler çok iyi. Savaşın bitmesine son 2 gün. Müthiş durumdayız abi. Tertemiz. İlaç tedarik etmek çok zor. Ancak doğru olanı yaptık. Bence de abi. Kesinlikle o çocuklara yardım etmek bence çok mantıklı bir karardı abi. Zavallı çocuk. Umarım ilaçlarımız anneleri için yeterli olur demiş Bruno. Boris ne demiş abi? Arika muhtemelen yaralarından dolayı ölecek. Öldüğünde ona güzel bir cenaze töreni düzenlemeliyiz. Manyak mısın oğlum sen? Sakin ol, kendine gel. Kimsenin öldüğü yok. Gavat! Seni en zor gününde bıraktılar mı? Senden vazgeçtiler mi Boris? Lan depresyondan çık diye senin için kerhaneye bile gittim be. Ha? Ölümü göze aldım. Şerefsiz. Trader'ın da işi gücü yok, yaz kış demiyor, geliyor birader ya. Alışverişe başlayalım miladerim. Miladerim. Alışverişe başlayalım miladerim. Biliyor musun aslında sendeki hiçbir şeye ihtiyacım yok canım, cehennemi pislik. Şunları alırız. Karşılığında da bir tane içki. Oha. Pompalı tüfeklerden birini vereceğim. Şekerleri, bunları alacağım. Karşılığında içki vereceğim. Biraz da sosis ve salam. Karşılığında da boş mermi kovanlarını vereceğim. Ben nasıl olsa craftlamıyorum. Barut da verebilirim. Al abi. Kendim craftlamayı sevdiğim için her zaman craft iyidir ya. Craftlayan her zaman kazanır abi, bunu unutmayın ya. Bu bütün oyunlarda böyledir. Craft'ta eğer kendiniz yapıyorsanız abi her oyunda kazanırsınız. Yani temel bileşenleri verin abi. Sıkıntı değil. Mermilerimiz dursun. Ha, bıçağı vermeyelim. Baltayı da verdim. Bir de dötümü vereyim mi? Daha ne istiyorsun? Oha oğlum. Böbreğimi mi vereyim sana? Ha, ne istiyorsun? Su vereyim. On tane suyumu alıyor. Anlaşalım ya. Git. Ben nasıl olsa şuradan su toplarım. Topla abi su. Eşyalarımız 32 tane. Buradan su mu topluyor şimdi böyle? Gerçek hayatta da kazanırsın Evnoemo. Ne oldu şimdi, bu karları nasıl eriteceğiz? Bunu suya eritebiliriz diyor.
Şurada mı eriteceğiz? Yemek. Neyse ya, o çok da önemli değil. Boş ver, kar eritmeyi meritmeyi çok ihtiyacımız yok. Şuraya gelelim. Şu sobayı upgrade diyecektim ben. Termometre istiyor. Termometre, termometre. 4 tane elektronik. Oğlum kerhaneye gidemiyoruz ki. Nasıl alacağız elektronik parçaları? Allah'ın belası. İçki. Bruno değil mi bu? Aynen. İçki yap abi. Beş tane içki yapsan orada. İçkilerle de saf alkol yapacağım. Saf alkolle de bandaj yapacağım. Şu kıza bir tane daha bandaj versem mi ya? Verelim ya. Verelim bir bandaj daha. Belki daha çabuk iyileşir. Yalnız yakıtımız iyice azaldı. Yalnız odunumuz bayağı var. 29 tane yakıt yaparız abi. Hiç sıkıntı değil. Haberler çok iyi. Şurada ne var? İlaç yapabiliriz. Bandaj için saf alkole ihtiyacımız var. Otumuz ve bileşenimiz yeterince var. Gelelim abi şuradan. Hemen yakıt craftlayalım bir 10 tane kadar. Yapalım. Kızım gel gel. Nereye gidiyorsun? Summit. Sar şunu kendine. Yat kızım geri gel. Ha sen açsın bir de. Okey. Okey babacım. Gel. Önce yatmadan önce sobaya bir tane odun at. Karanlığa bir totem de sendik. Okeyiz abi. Müthişiz ya. Çok güzel. Hayat çok güzel ya. Savaşta olmak, yani savaşta olsak bile ne? Çok mutluyuz bence. Eyvallah Segmas, teşekkürler. Evimiz 23 derece. Şu an benim odam bile 25 derece abi. Adamlar kışın ortasında, savaşın ortasında 22 derecedeler. Öyle düşün. Gayet the next level play. Günü bitirelim abi. Kerhane hala kapalı. Haberler kötü abi. Kız hala yaralı abi. Boris aç. Acaba Boris'in üstüne bıçağı mıçağı alsak gitsek. Ulan gideceğim mi ben bu depoya ya? Ben gidiyorum abi. The next level play. Altta bak bir tanesi. Şuraya toplayalım gene loot'u. Adamı burada öldürmüştük değil mi? Aa testere lazımmış ya. Neyse kaskım var, yeleğim var. Tek yemem büyük ihtimalle. Aa bandaj, bu güzel. Dışı, şurası sıkıntılı bir bölge. Aha. Hayır. Hayır. Hadi bir tane daha. Nice, very nice. Very nice boys, very nice.
Oo, pompalı mompalı bulduk gene. Beleşkil. Of, lootlara bak. Buradan bir dünya yemek çıkacak şimdi. The next level play. Ha, buradan direkt evimize gitsek de olur ya. Bundan sonrası bence waste of time. Yine de şunlara bakacağım. Belki rare bir item var. Bunları da alamıyorum. Orası kilitli diyor abi. Lanet canın cehenneme dostum. Boris'i öldürtmeyiz umarım beyler. Altta bir tane daha Denyo vardı. Ağır ağır. Vallahi biraz sıkıntılı. Aa, adam var orada. Biraz sargı bezi, biraz cephane diyor. Dur dur dur, sıkma sıkma. Aman diyeyim brom. Canım brom. Vur 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 vur. Anam anam anam, nerelere geldik moruk. Vurma vurma dur. Sıra bende. Amına. Bıktın mı? Al al pezevenk. Neye bıkıyorsun? Bıkmaca yok öyle. Sen bana saldırdın. Ben sana bir şey yapmadım. Aman aman aman, nereye geldik? Az önce evdeydik. Kaç babacım kaç. İhtiyacım yok ya. Pompalı tüfeğim var. Hafif yaralandık. Sararız sargı bezleriyle yaralarımızı. Yatırırız Boris'imizi. Bruno'ya da bir yemek yaptırırız moruk. Arika da bir çay demler yanına. Üf be. Böyle pencereden karları izlerken içeriz ya. Çok aç ve yorgun Boris. Gel Yiğidom, gel. Gel. Gel Yiğidom, afiyet olsun, gel. Hafif yaralı. Oğlum ben sizi var ya bak. Üf üf üf. Ye baba. Ye baba. Sizi böyle var ya, prem sesler gibi. Aç ve yorgun. Gel abi yat şuraya. Çok yorgun. Gel babacım. Gel abicim. Gel. Oğlum size romanı unutturacağım ya. Sizi var ya. Gel sen de şunu yapalım. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Sar ablacım. Sar yaralarını. Sar. Kendim alınmış gibi. Ah. Bu kadar ya. Ne uğraşıyoruz oğlum? Gel otur şuraya da. Çay demle. Abi mutluluk bu ya. Dondurucu kış soğuğunun ortasında 24 derece odamızda sıfır açlık, sıfır sefalet. Sadece yorulmuşuz kardeşim. Akşamdan kalmayız. Ayıkıyor mu? Sadece akşamdan kalmayız. Ablamız bir çay demlemiş. Pencereden bakarak içiyoruz abi karları izlerken. Şuradan içkimizi de içelim. Gel abi. Gel abim. Gel. Boris. Gel Yiğidom, gel ya. Gel babacım, ben seni bir de sarhoş edeyim. Yorgunluğun üstüne. Gel. Vur kafayı yat sen şimdi o şarabın üstüne. Gel bakayım.
Sarhoş ve yorgun. Gel abi. Kafa güzel. Kafamız çok güzel. Çok yorgun. Nasıl içmişiz? Nasıl içkiliyiz? Üf. Harika. Yavaştan Boris'e doğru bir yaklaş bakayım İdo. Bir el at. Hadi. Bir şey yap kız. Oralı değil abi. Hiç oralı değil. Neyse istemiyor demek. Etimiz birikmiş. Umurumuzda mı abi? Stoğumuzda var. Lanet canın cehenneme. Sizi pis sıçanlar, yemek istemiyoruz. Evet. Günü bitiriyoruz. Bruno. Boris yatakta uyuyordu. Bruno kerane hala açılmamış. Bruno. Kanka sen de nöbette dur. Sen de yatakta uyu kardeşim. Kal bakalım. 30. gün. Gece uzaktaki silah sesleri dışında sakindi. Umarız daha kötüye gitmez. Evet. Harika iyileşti. Klep. Harika iyileştirdik. Akşamdan kalma ve aç. Bruno neredesin? Yiğidom. Gel lan gel. Aç ve yorgunsun. Sen şuradan bir konserve. Bruno gel kankacım. Şuradan güzel bir et yahnisi yap bize bakayım. Harika iyileşmiş abi. Her şey çok iyi. Haberler müthiş. Harika. Gel kızım seni sarhoş edeyim. İçki içecek havamda değilim diyor. Wow. Ulan savaşta millet bunun için canını veriyor biliyorsun değil mi? Yakacak bir şeyimiz var mı bir bakalım. Var mı yok mu? Gel. Oğlum senin dert ettiğin şeye bak ya. Oğlum biz böyle şeyleri dert etmiyoruz. Yemek yapalım. Sen de gel. Şu odunu bir kere daha alevlendir abi. Okey. Eşyalarımız, sigaramız bitti. Sen de sigara yap abim. Evet, savaşın ortasında sefa sürmece arkadaşlar. Baristan, görmedim kankam. Ne oldu? Ne yazdın? Dur bakayım. Sabolayım diye kartı 30 lira yükledim. Sabolamadım. 2 yıl streak GG. Kanka bozma o streak. Gözünü seveyim ya. Kol pazarda 33,5 lira abonelik kodu. Şimdi biyolarını okuyalım. İlaç tedarik et tam. Bunu zaten yapmıştık. Okumuştuk. Bruno. Okey. Bunu da okumuştuk. Biyolarını okuyalım. Easter Sir Baristan'a abonelik hediye etmiş. 24. ayını basmış abi Sir Baristan. Çok teşekkür ederim Easter. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Çok ama çok sağ ol desteğin için. Sir Baristan hoş geldin abi sen de. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi normal biyomuza bakalım.
bir kere de radyo dinleyelim. Bu son günümüz sanırım artık savaşta. Akşamına bitecek, emin değilim. Kış bizi tüm soğukluğuyla sarmakta ve hatta dondurmakta. Son birkaç günde pek çok insan bu infoyu okumuştuk zaten. Klasik müzik. Şehrin geleninde su kıtlığı yaşanıyor. Eğer içmek için kar suyu kullanıyorsanız içmeden önce mutlaka kaynatın. Yoksa bakterilerden ve mikroplardan virüs kaparsınız abi. Evet. Mika mı ağladı lan? Köpek avlama sesi oyundan mı geldi beyler? Yoksa Mika mı avladı? Mika mı avladı? Lanet olsun. Evet. Günü bitir diyorum beyler. Bakalım ne olacak. Son sigarayı da yapsın. Evet. Gel bakalım sen de. Bruno sen de gel. Evet. Aramızdan bir kişi ayrılmış olsa da yine de bu savaşı bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz sanırım. Günü bitir diyorum abi. Savaş bitti. Hayatta kalmayı başardım. Bakalım neler verecek bize infolarda. Vahşi cinayet. Boris birkaç insanı öldürdü. Birinci gün. Kör dayıyı öldürdük hatırlıyorsanız karısıyla beraber. Dördüncü gün diri diri gömülme. Yakındaki bir evde bomba düşünce insanlar moloz altında kaldı. Roman onları çıkarmaya yardım etti. Evet, Roman çok iyi bir insandı. 12. günde zor karar. Boris birini soydu. Neredeyse her şeyini aldı. Feels Badman. Mecburduk beyler. Savaştaydık. Yapacak bir şey yok. Elimiz kana bulandı. Roman bir haydut öldürdü. Mecburiyetten. İyi ki de yaptık bunu. 19. günde Roman öldü. Roman erzak ararken öldürüldü. Bible Thump abi. 20. günde minnettar kız. Daha önce kurtardığımız bir kız bize teşekkür etmeye ve annesinin küpelerini bize vermeye geldi. Feels good. 23. günde ahlaksız teklif. Komşularımızdan biri zengin bir aileyi soymaya yardım etmemiz için geldi ve yardım etmeyi reddettik. Tabii ki de feels good. 27. günde hayat kurtarmak. Komşumuzun çocukları anneleri için bizden ilaç istedi ve elimizdeki azı da onlara verdik. Tüylerim diken diken oldu. Feels good. 30. gün ateşkes. Uzun süredir beklenen ateşkes sonunda geldi ve Pogoren'deki savaşa bir son verdi. Hayatta başaranlar bilmem ne. Abi okuyamadım, lanet olsun. Lanet olsun okuyamadım ya. Harika savaştan sağ çıktı fakat diğerlerinin gözünde yine güvenilmez biri olarak kaldı. Tanık olduğu olaylar arkadaş bulmasını zorlaştırdı. İyi bir ebeveyn olamayacağını düşündüğü için de bir aileye katılmaktan korkuyordu. Bruno. Çatışma durduktan sonra Bruno arkadaşını aramaya gitti. Arkadaşının mahallesi ağır çatışma altında kalmış ve evlerin neredeyse hepsi yıkılmıştı. Fakat arkadaşı bir bodrumda barınarak bulmayı başardı. Fare ve alışılmış yemek kalıntıları yiyerek bir türlü hayatta kalmayı başardı. Onun bu rezil durumundan Bruno kendini suçlu tuttu. Kendini hiç affetmedi. Boris savaştan kurtulmasına rağmen etraftakilere karşı her geçen gün büyüyen bir nefret güttü ve yıllarını anayı vuran keskin nişancıyı bulmak için harcadı.
anayı öldürmekle suçladığı bir adamla sarhoşken kavga ederken aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybetti. Boris de ölmüş arkadaşlar. Feels bad. Çoğu kaya gibi sert adamlar gibi romanda başaramadı. Düşünceleri arkadaşları tarafından hiç bilinemeyecek ve hatta bazıları hala onun bir hain olduğunu düşünecek. Aga be. Aga be. Aga be. Oğlum tüylerim diken diken oldu lan beyler. Gerçekten duygulandım yani. Hakikaten gerçekten duygulandım yani. Güzel oyundu ve selam ya. Bayağı oynarken eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir abi. This War of Mine'ı daha sonrasında tekrardan oynayabilirim yayında. Sizler tabi izlemek isterseniz This War of Mine yayınları tekrardan olur. Bakalım ya. Bu sefer farklı karakterlerle falan oynarız. Değişik bir şeyler deneriz. Daha zevkli olur belki. Teşekkür ederim abi izlediğiniz için.